merhaba arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, konumuz şehir hastaneleri. Önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı bütçesi gelecek ama şehir hastaneleri içerisinde yok. Biraz bu konuyu açıklamak ve biraz bu konuyu paylaşmak üzere burada bu basın toplantısını yapıyoruz. Ben size kısaca basın, sağlık ve şehir hastaneleri nedir, durumu nedir, şu anki mevcut durumu. Pratikte hangi hastanelerde gerçekleştirilmiş, hangi hastaneler inşa edildi şehir hastaneleri olarak ve ne yapıyorlar, şimdiye kadar neredelerdi, ne oldu? Biraz kısaca özetlemek istiyorum. Evet, sağlık kamu hizmeti niteliği süren ve devletin bütünlüğüyle çekilmediği bir alan olarak neoliberal politikalarla kendisini yeni finansman araçları aramaktadır. Bunun bir örneği olarak da şu anda devrede olan kamu özel ortaklığıyla oluşturulan şehir hastaneleridir. Şimdi piyasalaştırılan hizmetler hali hazırda devlet eliyle de sunabilecekken bu yönteme başvurmasının sebebi sadece siyasal iktidarın bir tercihi olarak yorumlanabilir. Bu tercih için birçok sebep sağlanabilir. Kendi çevresine ve özel sektöre rant sağlama, sözleşmelerin genelde çok uzun vadeli olmaları nedeniyle kaynağı uzun vadeli ödeme zorunluluğu yaratılan genel bütçe esnekliğini azaltma, harcamaların bütçe dışı olması, bu çok önemli arkadaşlar, harcamaların bütçe dışı olması çok önemli. Şehir hastaneleri kendi başına devasa bütçeleri var ve bütçe nasıl temin edilecek, küresel firmalar gelip nasıl alacak, bunun teminat koşulları nedir, şartname ne var, şartnamede hangi döviz kuru esas alınmış, bunlar mutlaka ve mutlaka kamuoyu tartışılması ve bilinçlendirilmesi lazım. Lakin buna dair henüz net bilgiye sahip değiliz. Sadece pratikte neler yaşandı, bize yansıması nedir, bunu paylaşmak istiyorum. Bu çok çok önemli bir konudur. Çünkü hepimiz hastaneye gidiyoruz, hepimiz o hastaneden hizmet alıyoruz. Neyle karşı karşıya geleceğimizi ve bizim bütçemizi nasıl sarsacağını görmek açısından tartışmaya mutlaka ihtiyaç duyulan bir alan. Biraz bunu anlatmak lazım ve bunu tartışmak gerekiyor. Şimdi maalesef büyük yatırım ödemelerinin kendi dönemlerine az yansıyacak olması gibi nedenler üzerinden şehir hastaneleriyle ilgili sorunlar var. Denetimin şeffaflaşması amacıyla yapıldığı öne sürülen bu uygulamalar denetimsizliğe yol açacaktır. Çünkü bütçe dışı harcamalarda dayanmaktadır. Ayrıca iktidar bu uzun yıllara dayalı sözleşmelerle kendisinden sonra gelen hükümetlerin hem sağlık alanındaki politika tercihlerini ipotek altına almakta hem de tamamen hataları ortadan kaldırmaya, tartışmaya yönelik bütün planlamalar bunun üzerinden yapmaktadır. Ve siyasi sorumluluğu da üstlenmemektedir. Çünkü bunu tamamen kamu özel ortaklığı üzerinden küresel firmalara vermekte. Ve hastanelerin gelirlerinin artırılması çabası var ama bunu da yaparken hastayı müşteri odaklı görüyor. Tamamen ticari alan üzerinden bakıyor. Ve hastanelerin 19 kalem var benim bildiğim kadarıyla. Hepsi kendi için özelleştirilmiş. Otoparktan yemekhaneye kadar, temizlik hizmetlerine kadar, morga kadar, kafeterya dahil olmak üzere hepsi kendi içinde özelleştiriyor ve taşeron firmalara veriyor. Kişi gidip orada arabasını park ettiğinde aylık 1.000 lira ver kira ödüyor. Şu anda Adana Mersin Şehir Hastanesi'nde durum budur. Ben arada hem örneklem vereceğim hem de konuyu anlatacağım size. Olması gereken sosyal devlet anlayışında hastaneler, sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır. Velev ki siz özelleştirme üzerinden bir özel hastanelerin yolunu açtınız. O da %200 farkla bunu yaptınız ama kendi devlet hastanesi olma yükümlülüğünüz vardır. Şimdi burada yapılan şu, şehir hastaneleri şehrin çok çok uzağında bir yerde yapılıyor. Adı şehir hastanesi ama şehrin dışında bir yerde. Ve bütün şehrin içindeki hastaneler kapanıp oraya taşınıyor. En az 30 bin 40 bin yataklı hastanelere dönüştürülüyor. Ve bunlar kendi içinde sınıflandırıyor. Yani işte sınıf var. Sınıf mantığı şehir hastanelerinde geliştiriyor. Mesela Adana'da ya da Mersin'de krala uygun süit odalar, yani kral dairesi gibi çift yataklı, böyle aklınıza gelecek en üst düzeyde lüks yatak otelcilik hizmeti veriliyor. Şimdi bu başlı başına sorun. Kendi içinde sınıf sorunu var. Bir böyle yönü var. Ve oraya gittiğiniz en basitinden kafeteryadan otoparka gidene kadar epey bir cebinizden parayla oraya kadar gitmiş oluyorsunuz. Peki oraya varamadıktan sonra ne oluyor? Koridorlar birbirinden çok uzak. Odalar birbirinden çok uzakta. Orada muayene yapan hekim yeterli personel olmadığı için şu anda Mersin ve Adana'da olan bir durum. Sekreterya hizmetlerini bazen kendisi yapmak zorunda kalıyor. Doktorların dinlenme odaları yetersiz. Orada sağlık çalışanlarının dinlenme odaları yetersiz. Yeterli düzeyde sekreterya işlerini yürüten personel yok.
Bu da kendi içinde bir sorun. Ve en önemlisi de bu küresel firmalara verilen teminat. %70 oranında siz teminat veriyorsunuz. Yani insanlar hasta olmak zorunda kalacak. Nasıl hasta olacaklar? Normalde sosyal devlet anlayışına baktığınızda hasta olmaması için bütçe ayırırsınız. Koruyucu sağlık hizmetleri üzerinden bunu götürürsünüz. Aile hekimliğini güçlendirirsiniz. Ama tam tersinden bir yerden baktığınızda %70 oranında kapasiteyi artırma teminatı veriyor. Yani şunu söylüyorum. Eğer o ay hastanedeki yatak sayısı %50 oranında ise o %20 farkını devlet ödeyecek. Bu korkunç bir durum. Buna dair bir muhatap da bulamıyoruz. Kamuoyunu uzun süredir tartışılıyor. Ama bu niye böyle oldu? Bütçesi nasıl karşılanacak? Kimse buna dair açık bir açıklama, şeffaf bir açıklama maalesef yapmıyor. Evet, bu şehir hastaneleri daha önce Kanada'da ve İngiltere'de denenmiş, iflas etmiş, olmamış. Biz nedense hep denenmiş, uygulanmış, en kötü örneklemleri kendi ülkemize uyguluyoruz. Oysa ki buna değil, şu anda koruyucu sağlık hizmetini esas alan sosyal devlet anlayışıyla uygulama yürüten uygulamaları almamız gerekirdi. Bunu da Tabipler Odası, SES, sivil toplum örgütleri, sendikaların ortaklaşarak bir araya gelerek onların önerdiği örneklemlerle bu çalışmayı yürütmemiz gerekirdi. Ama hükümetin bu konuda her zamanki gibi STK'lara, odalara maalesef duygu ve düşüncelerine, denenmişlerine, bilimsel yapısına ve yaklaşımına maalesef önem göstermiyor, özen göstermiyor. Hep kendi bildiği üzerinden yapıyor. Tamamen ticaret, rant esaslı bir durum. Peki şimdiye kadar kaç tane yapmış buna dair? Şu anda bizim bildiğimiz 30'a yakın bir hastane üzerinden bir sözleşme var. 4 tanesi şu anda faaliyette ve iddialara göre de devletin şimdiden 17 hastane için girdiği kira yükümlülüğü yaklaşık 27 milyar dolar tutuyor arkadaşlar. Bu çok yüksek bir rakam. Bunu daha önce Erzurum Devlet Hastanesi Araştırma Hastanesi'nde mesela yapılmıştı. Devlet yapmıştı hükümet, yani devlet konu avanaklarıyla yapılmıştı. O 193.5 milyon liraya yapıldı ama Adana'daki 1550 yataklı şehir hastanesi kamu özel yatırımıyla yapılan 680.4 milyon dolara yapılacak. Yani bu yapıldı daha doğrusu. Bu aradaki rakam farkını, devasa farkı artık siz kendiniz bakın nedir durum görürüz. Evet, şu anda bakanlığın bütçesinin sunumuna göre 2016 yılı sonunda toplam 11 milyon 788 bin metrekare alan içerisinde olan 41.091 yatak kapasitesine sahip 29 şehir hastanesi projesi yürütülmektedir. Bakan bu projelerin toplam yatırım bedelinin yaklaşık olarak 10 milyar ABD doları olduğunu açıklıyor. Şimdi bunlar bu ülkenin ve hepimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturmuş olan kurumlar olarak değerlendiriliyor ama inanın hiçbirimizin böyle bir kuruma ihtiyacı yok. Şehir merkezlerinde daha az yatak kapasiteli, herkesin erişebileceği, herkesin rahat gidebileceği ve olabildiği kadar ekonomik, olabildiği kadar nitelikli sağlık hizmetine ihtiyacımız var. Ve bizim hakkımız da var, yani böyle bir hakka da sahibiz. Lakin bu hak ve ihtiyaçlar maalesef her zamanki gibi üstten tek merkezci ve birebir rantı destekleyen ve kime verildiği belli olmayan firmalar üzerinden götürülüyor. Aynı köprüler gibi, aynı 3. havalimanı gibi. Yani her şeyi kendi üzerinden yapıyor. %70 kapasite doluluk oranı şu anda köprüden geçen araç sayısıyla nasıl aynı zihniyeti taşıyorsa şu anda sağlık gibi bir durumda böyle bir zihniyet üzerinden yeniden inşa ediliyor arkadaşlar. Ve şehir hastanelerinin şimdi basına yansıyan, çokça da tartışılan birkaç tane pratik örneğini sizinle paylaşarak basın toplantısını bitirmek istiyorum. Mersin Şehir Hastanesi 220 dönüm üzerine 380 metrekare alana yapılmış. 100 bin metrekaresi otopark. Otopark bir aracın park edebileceği bir alan ama 10 gün önce yağan yağmurdan su altında kalmış. Bakın. 19 kalem hizmet satın alma yöntemiyle bir firmaya verilmiş. Otopark için şirkete para ödeniyor. Yemek ücreti kişi başına 5-13 TL. Henüz taşınmayan SSK Toros Hastanesi'nde ise bedeli 5 lira. Sterilizasyon ayrıca bir kalem, bir ücret kalemi, ona da ayrıca bir para ödeniyor.
Bir aylık hastane cirosu 20 milyon TL iken şirkete ödenen miktar ise ne kadar arkadaşlar? Yaklaşık 30 ila 40 milyon TL. Bu rakam bile şehir hastanesinin bütçemize neler getireceğini açıkça gösteriyor. Sözleşme gereği hastane için tadilata izin verilmiyor. Ameliyathane için kesici alet varmış ama delici alet yokmuş çünkü teknik şartnamede yokmuş. Ve o yüzden kendi içlerinde bir uyarlama yapmışlar. En eski modellerle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Sadece otoparka ayda 1000 lira, çamaşırlar içinde parça başına 1 lira ödeniyor şirketlere arkadaşlar. Ve daha inanılmaz sorunlar var aslında. 380 poliklinik odası var ama hastanede bu kadar uzman yok. Herhangi bir sorun karşısında direkt muhatabınız yok. 19 alt yüklenici ve taşeron var. Artık hangisine ulaşabilirseniz şansınız ne? Ya ver giderse o şekilde olacak. Servis ve yoğun bakım odaları büyük. Vizitleri, doktorların vizitleri ve çalışanlar için çok zaman alıyor. Çünkü oradan oraya gitmek, erişmek çok zor. Bir ara bu şeyler söylüyordu. Hani o tekerlek cincirler. Cincirlerle hani bunu çok böyle güzel bir atmosferle anlatıyordu ya Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanı. Hani AVM'ler niteliğinde bir bakış açısıyla yaptı. Gerçekten AVM'ler niteliğinde bir bakış açısıyla inşa edilmiş. Tamamen sağlığın dışında sağlığı bozan, sağlığı esas almayan tamamen para ve ekonomi esaslı bir yatırım. Kendi içinde yatırım. Evet arkadaşlar, tıbbi sekreter ve veri giriş elemanı yok. Dosyalar birikmiş durumda. Dosyalar tamamlanıp SGK'ya giriş dönüş olmadığı için hastane geliri muhtemelen azalacak. Bu da tabii ki yine bize bütçe olarak dönecek arkadaşlar. Hekimlerin iş güçleri arttı. Hastanede çalışan sağlık emekçilerinin iş güçleri çok fazlasıyla arttı. Ve iş barış yok arkadaşlar. Çünkü az önce bahsettiğim bir döner sermaye performans eksenli yaklaşım. Bir de bu küresel firmalara olan yapılan sözleşmeler gereği çok hasta yatırmak gibi bir sorumluluğu var. Dolayısıyla orada tükenmişliği getiriyor. Karşılıklı bir gerilim yaratıyor ve sağlık çalışanları üzerinden de şiddeti artıran bir durumdur. Bunu da buradan tekrar bir uyarmış ve oluşabilecek olumsuzluklardan da bu projeyi yaratan, üreten ve uygulayan bakanlığın sorumlu olduğunu tekrar hatırlatırız. Ve her şeyden önce birçok şeyi eğitim araştırma hastanesinde asistanın bilimsel bir çalışma alanı olması gerekirken maalesef iş gücünü tamamen kırtasiye işleri üzerinden götürüyor. Çünkü personel yetersiz. Yani rol yetki karmaşası var. Hastane idareleri, yöneticileri çok fazla bu konuya hakim değiller. Çünkü aynı zamanda firma da var. Alt yüklenici firma var. Muhataplar çok fazla. Kimin ne yaptığı belli değil. Velhasıl hepimizin sağlığı Allah'a emanet gibi bir bakış açısından bakıyorlar. Ama biz öyle bakmıyoruz. Her şeyden önce bilimsel, nitelikli sağlık hizmeti almak gibi bir hakka sahibiz. Ve bu konuda da Sağlık Bakanlığı da bunu yapmak gibi bir sorumluluğa sahiptir. Bunu paylaşmak ve bunu kamuoyuna açmak üzere bu toplantı yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.